Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülen akrediteli kaynakçı yetiştirme projesine müracaatlar başladı. Elazığ Mesleki Eğitim Merkezi'nin yürüttüğü projede 25-64 yaş arasından belirlenen 100 kişiye 760 saat eğitim verilecek. Daha sonra ise 160 saatteki işbaşı eğitimleri yaptırılacak. Projenin koordinatörlüğünü Murat Akgeyik yürütecek. Projemizin genel hedefleri, hedef kitleye hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesidir. Özel hedeflerimize gelince de dezavantajlı kişiler ve 25-64 yaşındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerinin, yetkinliklerinin sağlanması, Elazığ sanayinde çalışan ve çalışacak elemanların nitelik ve becerilerinin yükseltilmesi, İl ve bölge bazında işletmelerin bilgi ve becerilerine dayalı kapasitelerini artırmak, hayat boyu öğrenmenin öneminin farkındalığını artırmaktır. Proje tanıtım toplantısında konuşan Eğitim Birsen Başkan Vekili Yetkiner, mesleki liselerin önemine dikkat çekti. Yaklaşık 100 kişiye bir iş imkanı sundu ve Elazığ'da demin odalar başkanımın söylediği gibi meslek liselerinin yerleri yatsınamaz. Bundan dolayı ara eleman yetiştirme hususunda da destek verildi. Biz buradaki çalışan ve bu eğitime katılan öğrencilerimizin, katılımcıların heyecanını biliyoruz. 25 yaşla 65 yaş arasında eğitimin artık şunu çok iyi daha anlıyoruz. Gerçekten yaşı yok. Bu anlamda da ilimize bir katkı sağlamıştır. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş ise ülkemiz ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeyle ihtiyaç duyulan bir alanda ara eleman yetiştirileceğini ifade etti. Öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu gerçeğinden hareketle bakanlığımız tarafından son yıllarda yapılan çalışmalar gün be gün artmakta ve yapılan faaliyetlerin kapsamı genişlemektedir. Ülkemiz ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu projeye katılarak akrediteli kaynakçılık belgesi alacak olan tüm katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizde ihtiyaç duyulan alanlarda halkımızın taleplerini de alarak çeşitli alanlarda bu tür faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerdir.